Parlamentoda gerçekten çok çeşitli siyasi partilerden ve bağımsız milletvekilleri var ama burada en temel sorunlardan birisi aşırı kutuplaşmış bir siyaset ve onun aşırı kutuplaşmış siyasetin yansıması olarak meclisin kendisi çoğu zaman birbirimizi duymamızı engelleyen bir zemin yaratıyor. Yani siz çok haklı, çok doğru, çok meşru bir yerden söz kursanız bile diğer partiler çok bu meseleye gerçekten ideolojik olarak kendi durdukları yerden çok ayrımcı bir perspektiften baktıkları zaman en haklı olduğunuz konuyu bile çarpıtma o konu üzerinde farklı yerlere çekme meselesi çokça yaşadığımız meselelerden birisi. Örneğin en basitinden söyleyeyim. Şimdi son zamanlarda yaşanan Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik saldırıların her birisi işte orada sivil yerleşim yerlerinin bombalaması, altyapı üstü bombalanması. Bu normal koşullarda hakikaten bir hakkaniyetli e, yaklaşım olsa herkesin karşısında durması gereken bir şey. Çünkü sonuçta biz Filistin'in, e, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını konuştuğumuzda bir hakkın herkes bu meselede kınıyor ve karşısına duruyor. Ama söz konusu olan Kürtler, Kürtlerin toprakları, Kürtlerin hakları, Türklerin Kürtlerin yaşadığı mağduriyet olduğunda e, bu konuda çoğu zaman kulakların tıkalı olduğunu, söylediğimiz sözlerin dinlenmediğini, çok büyük bir ön yargıyla ve klasik devlet refleksiyle meselelere yaklaşıldığını görüyoruz. Bu tabii ki bizi az çok zorlayan meselelerden birisi. İkincisi, iktidarın aslında çoğu zaman söylediğimiz çok doğru olan çok haklı olan meselelere kabaretçi bir yerden yaklaşması yani gerçekten muhalefet ne diyor dem parti grubu ne diyor bu, bu işi nasıl çözebiliriz bir gibi bir yerden yaklaşmak yerine çoğu zaman bir saldırı pozisyonu ya da çoğu zaman kendini aklama girişimi gibi yaklaşıyor örneğin örnek verecek olursak işte Çınar'la Mardin'de yangın çıkmıştı işte bir gece görüşlü helikopter yoktu ve yangını söndürmedi sonuçunda 15 insanımız yaşamını yitirdi. Bunu mecliste dile getirdiğimiz yerde çok bambaşka argümanlarla meseleyi safsakladıklarını, işi çarpıttıklarını görüyoruz. Oysa ki hepimizin gözünün önünde olduğu olay. Oraya bir helikopter gitmedi. Hakikat bu. Orada 15 kişi yaşamını yitirdi. Yanarak öldü. O işte yüzlerce hayvan yaşamını yitirdi. Doğa ekolojik denge bozuldu gibi gibi. Hani can ve mal kaybına yol açan bir meseleden bahsediyoruz. Valiye aramızda Bakanlığı aramışız doğru önlem almamış, bakanlığı aramışız doğru önlem almamış, vekillerimiz valilikle görüşmeye çalışmış doğru düzgün ulaşamamışlar, muhatap bulamamışlar. Mesela bu hakikati mecliste dile getirdiğimiz zaman tam tersine bir manipülasyon ve dezenformasyon olduğunu görüyoruz. Bu ve bunun gibi aslında gerçekten sesimizin söylediğimizi tamamen kendi çıkarları ekseninde ele alan gerçekten ne dediğimizi dinlemeyen, anlamaya çalışmayan, çoğu zaman eleştirilerimize kulak tıkayan bir anlayış olduğunu görüyoruz. Diğeri de çok erkek egemen ve sağcı e, dinci aslında sahiplerle hareket edilmesi yani çoğu zaman aslında erkeklerin konuştuğu, erkeklerin tartıştığı, erkeklerin neredeyse ahkam kestiği bir meclis e, aritmetiği var, bir meclis tablosu var. Bunun kendisi de bizim açımızdan tabii ki çok rahatsız edici. Yani e, en fazla kadın milletvekili sayısına sahip siyasi partiyiz ki en son seçimde de eşit temsili yakaladık. Diğer partilerde bu oranın çok düşük olduğunu görüyoruz. Meclis temininde bu oranı biz biraz yukarıya çekmemizle beraber genel olarak çok düşük olduğunu görüyoruz. O anlamıyla aslında burada da çok ciddi erkek egemen, sağcı, milliyetçi, ciddi bir şekilde dinci bir meclis aklının aslında hakim olduğunu görüyoruz. Ve bütün bu eğilimler, bütün bu bakış açıları bizi ciddi bir şekilde siyaset yaparken, mecliste konuşurken zorluyor. Ya özel bir yöntemimiz yok bütün bu meclisin içerisindeki tabloyu ya da bütün bu ıı, hakim anlayışları kırmak için ıı, en nihayetinde durduğumuz yeri biliyoruz. Parti programımız, partimizin ilkeleri, program ve tüzüğü bizim için temel rehber. Halkımızın ee, sorunlarını dile getirmek bizim için temel öncelik başlığı ve biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Halkımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Onların sorunlarını meclis kürsüsünden dilendirmeye çalışıyoruz. O kürsüyü halkın kürsüsü ve hakikatin kürsüsü e, yapmaya çalışıyoruz. En temel yöntemimiz ve motivasyon kaynağımız bu. Ne yazık ki mecliste bu kadar erkek egemen bir meclis olunca o erkek egemen anlayış kendisini şiddet olarak da dışa vuruyor. Çok açık ve net e, doğru söylediğiniz zaman haklı olduğunuz zaman gerçekten sizin karşınızda söyleyecek sözleri olmadığı zaman şu o zaman AKP grubu şiddete başvurmayı kendisi için temel bir yöntem olarak belirliyor ki en son işte 17 Ağustos'taki e, olan işte oturumda yani e, çağrıyla yapılan oturumda da e, yaşadıklarımızı e, bütün Türkiye kamuoyu yakından takip etti. Bunu bir yöntem olarak benimsemişler. Şiddetten beslenen, şiddeti yaygınlaştıran ve e, bu, bunu kendisi için sorun görmeyen bir anlayış var. Her ne kadar meclis başkanı bundan sonrası için işte me o şiddet görüntüsünden sonra meclisin itibarını zedelemiştir dese bile aslında onun öncesi de var. Ondan önce de özel örneğin bizim 3 Haziran'da Hakkari'ye kayyum atandıktan sonra yaptığımız kürsü işgal gali vardı ki bu demokratik iş tüzüğünden kaynaklı bir hakkımız da en nihayetinde bir belediyemiz gasp edilmişti ve biz orada bulunan milletvekilleri olarak tabii ki buna tepki göstereceğiz. Tabii ki normal olan bir akışın olmayacağını herkes öngörebilirdi. Ama o gün bizim yaptığımız o eylemi neyle karşılık buldu? Bir linç girişimiyle karşılık buldu. AKP grubu neredeyse aslında meclis kapanacak diye dağılan evlerine gitmeye başlayan milletvekillerini bile aradılar ve biz 15 milletvekili arkadaştık yaklaşık 150 vekilin milletvekilinin saldırısına uğradık. O Bu anlamıyla bunu bir temel yöntem olarak belirlemişler. Buna karşı açıkçası yapacağımız çok bir şey yok. Biz durduğumuz yeri biliyoruz. Bizden doğru bir şiddet zaten olmaz. Bizden yönelik bir şiddet girişimi hiçbir zaman olmaz ve bunu tasvip de etmeyiz. Ama en nihayetinde bir şiddet olayı açığa çıktığında bize yönelik bir şiddet gerçekleştiğinde de şu savunmamızı meşru müdafamızı yaparız kendimizi koruruz. Bu konuda da hiçbir sorun yok. Ama bu meselenin şöyle bir yönü var. Sonuçta buradaki şiddet Topluma da yansıyor. Topluma yönelik bir şiddet algısının, şiddetin normalleşmesi gibi bir e, süreci de açığa çıkarıyor. Buna karşı e, dikkatli olmak lazım. Bizim hiçbir zaman tercih ettiğimiz bir şey değildir. Her zaman e, dışında durmaya çalıştığımız, her zaman uzağında durmaya çalıştığımız e, bir şeydir bütün bu e, şiddet meselelesi. Ama çok açık ve net yani bilerek ve isteyerek şiddet uygulayan, bunu da kendisi için bir yöntem olarak benimseyen bir iktidar gerçeği var. E, sadece mecliste şiddet uygulamıyorlar. Toplumun her yerinde şiddet uyguluyor. İşte e, yürümek isteyen kadının karşısına da polisi e, dikiyor, oraya da şiddet uyguluyor. Hakkını aramak isteyen işçiyi de darp ediyor, şiddet uyguluyor. ya Her yerde, yaşamın her yerine yayılmış bir e, şiddet var. O anlamıyla buna karşı hep beraber şiddeti Karşısına durmak, tutum almak ve en nihayete bunu mahkum etmek çok önemli. Biz de bunu meclis zeminde yapmaya çalışıyoruz. Yani şöyle tabii ki meclisin kendi genel işleyişi içerisinde bir diyalog zemini var. En nihayetinde grup başkan vekilleri, meclis nöbetçi olan meclis başkan vekilinin başkanlığında danışma kurulu toplantıları yapıyor. Orada gelen yasa ve müzakereler yürütülüyor. Ama çoğu zaman bu müzakereler tek taraflı oluyor. Yani AKP'nin aslında getirdiği yasayı hızlı bir şekilde geçirme dayatmasına dönüyor. Bu anlamıyla muhalefet zaman zaman yasanın içeriğine göre aslında ortak tutum aldığı zamanlar oluyor. Yani yasaya karşı direnme, yasaya karşı tutum alma noktasında ortak tutum aldığımız zamanlar oldu. Yaz dönemi bu bunun en iyi örneklerinden biridir. İşte öğretmenlik meslek kanunu gibi kanunlar getirildi. Ortak tutum aldık ve beraber mecliste direnme onu ifade edebilirim ee, ama Kürt sorunu bağlamında tabii ki Kürt sorunu 100 yıllık bir sorun 40 yıl çatışmalı geçmiş bir sorun ve e, Türkiye'deki genel bizim dışımızdaki siyasetin sürekli aslında negatif katkı sundu e, çözümüne katkı sunmadı derinleşmesine katkı sunduğu çoğu zaman sorunu görmezden geldi ya üzerine söz kurmaktan imtina etti e, ya da söz kuruyorsa da negatif yönden söz kurdu meseleyi bir terör sorunu bir güvenlik sorunu olarak el aldı. Bir sorun başladı. İşte o anlamıyla Kürt sorunu başlığında e, ortaklaştığımızı bu konuda e, gerçekten e, yapıcı bir tutum takınan bir parlamento şu ana kadar göremedik açıkçası. Bu anlamıyla çoğu zaman herkesin çok karnından konuştuğu ya da çok cepheden tutum aldığı Kürt sorunu görmezden gelip işte Kürt sorunu yoktur e, dediği bir noktada e, yaklaştıklarını görüyoruz. Ama tabii ki yeni bir dönem e, tarifi yapılıyor yeni tartışmalar var bu tartışmalar içerisinde kısmen daha pozitif yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. İşte bu tartışmalara daha pozitif yaklaşan eğilimler, açıklamalar, beyanlar olduğunu görüyoruz. Bunun kendisi de memnuniyet verici. Biz çok daha bunun çok daha ileri bir boyuta evrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle de ana muhalefet partisinin bugünkü sorunu demokratik barışçıl çözümünde temel bir rol oynaması, ilerletici bir rol oynaması, ee, bu konuda aslında iktidarı da e, çözüme davet eden bir yerde durması gerektiğini ifade ediyoruz ki e, bu bu şekilde ancak Kürt sorunu demokratik ve barışçıl bir, bir e, çözüm olabilir. Biz bu konuda çözüm önerilerimizi de soruna yönelik e, tespitlerimizi de nerede durduğumuzu da bu konunun e, acilen çözülmesi gerektiğini de hem meclis zeminde hem de diğer zeminlerde zaten ifade ediyoruz. Bu konuda bir sorun yok ama dediğim gibi çoğu zaman bu bir sorunlu alan olarak görüldüğü için ya da Kürt sorunu sadece Kürtlerin sorunudur diye düşünüldüğü için, böyle ifadelendirildiği için ya da güvenlik ve tırnak içerisinde terör sorununa indirgendiği için mesele çoğu zaman aslında konuşulmayan konuşulduğunda da negatif konuşulan, Kürt'ün aleyhine konuşulan bir yerde el alınıyor. Tabii sokak çok önemli. Yani bugün evet parlamento önemli, parlamentodaki mücadele önemli. Ama asıl mücadelede belirleyici olanın sokak olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani toplumsal bir mücadele yoksa, toplumsal bir hareketlilik yoksa, gerçekten sokaklarda haksızlığa, hukuksuzluğa karşı bir mücadele, e, dinamiği yoksa siz istediğiniz kadar mecliste söz kurun bunun çok fazla bir hükmü olmuyor o anlamıyla biz her zaman e, sokaktaki mücadeleden, sokaktaki direnişten, sokaktaki itirazdan beslenen e, bir partiyiz, bir geleneğiz ve buna yaslanıyoruz. Aynı zamanda o dinamiğin bir parçasıyız. O dinamiğin dışında değiliz. Yani bugün işçi işte direnişi varsa biz içindeyiz, yanındayız. Bugün kadın mücadelesinin e, öznelerinden biriyiz, o mücadelenin bir parçasıyız ya da bugün işte ekoloji mücadelesinin temel öznelerinden biriyiz ve kendimizi hiçbir mücadeleden, hiçbir mücadele dinamiğinden ayırmıyoruz. Bizi bizi ayakta tutan, bizi aslında doğrultu vereninle bu mücadele olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Oradan koparsak zaten kendi hakikatimizden kopmuş oluruz. Kendi gerçeğimize sırt dönmüş oluruz ve aslında sistem içi bir siyasete, meclise sınırlı bir siyasete savruluruz ki bu bizim için açıkçası bir yok oluşturur. O anlamıyla her zaman sokaktan besleniyoruz, sokaktaki mücadeleden halkın mücadelesinden besleniyoruz ve oraya yaslanıyoruz. Yani bizim asıl temel beslenme kaynağımız bizzat halkın Mücadelesi halkın yürüttüğü e, aslında itirazın kendisi, direnişin kendisidir. O anlamıyla her zaman iç içe karşılıklı birbirini besleyen, birbirini geliştiren bir yerde durduk. Biz çoğu zaman o direnişlerin sesini Meclise taşımaya çalışıyoruz. Bazen de meclisteki gündemleri biz topluma taşırmaya, o direnişlerle buluşturmaya, toplumla, halkla buluşturmaya çalışıyoruz. O anlamıyla karşılıklı bir e, etkileşim olduğunu, karşılıklı bir ilişki olduğunu ifade etmem gerekiyor. Ama asıl bastığımız, e, ayak bastığımız, asıl beslenme kaynağımız bizzat toplumun kendisi, toplumun varı. Yani bugün Kürt kültürüne, Kürt diline, Kürt varlığına, Kimliğine yönelik her türlü ret ve inkar politikasını kabul etmiyoruz. Biz varız. Yani yıllarca Kürtler aslında mücadele ettiler ve varlıklarını kabul etmedi. Önce bir Kürt inkarı vardı. Kürt diye bir halk yoktur işte. Dağ Türkleri vardır. Karda yürümüşler. Kart kurt sesi çıkarmışlar. Onlar Kürttür gibi bir retorikleri, resmi devlet ezberi bize bunu da dayattı. Biz yıllarca Kürt olduğumuzu bir halk olduğumuzu, dilimiz, kültürümüz tarihimiz olduğunu ifade etmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Bu şimdi kabul gördü ama en nihayetinde hali hazırda bunu inceltilmiş yöntemlerle devam ettiren, devam eden bir ret ve inkar politikası var. Yani bir taraftan aslında fiziksel bir e, yok etme politikası var. Bunu çok açık ve net işte e, en yarısında operasyonlarla görüyoruz. İşte kuzeydoğu Suriye'nin e, yönelik operasyonlarda görüyoruz, saldırılarda görüyoruz. Ama bir taraftan da inceltilmiş bir kültürel soykırım hali var. Kültürel soykırım kıskacında olan bir halk gerçeği var. Bunu her türlü şeyle yapıyor. Halayına saldıra halayımıza saldırarak yapıyor. E, türkümüze saldırarak yapıyor. Festivallerimizi yasaklayarak yapıyor. Mecliste Kürtçe konuştuğumuzda bilinmeyen dil diyor. Mikrofonumuzu kapatarak yapıyor. Velhasıl şiirimizden, romanımızdan, edebiyatımızdan bizi biz kılan, Kürt kılan bizim tarihimizden binlerce yıllık yaşanmışlığımızdan süzülüp gelen her şeye aslında savaş açılmış hep her şeye saldırılan bir zeminde yaşıyoruz. İşte en basit işte belediyelerimizi gasp ettiler, kayyum atadılar, ünlü Kürt şahsiyetlerinin heykellerini kaldırdılar. İşte Ahmet Hani Kütüphanesi'ni kapattılar ya da işte başka şeyler yaptılar. Yani Kürt tarihini yok etmeye dönük bir anlayış var. Tabii ki bunların her birisi bir kürt olarak bizi incitiyor bizi kırıyor bunu bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yani ben Kürt'üm. Çok açık ve net dilim var, kimliğim var, varlığım var. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Binlerce yıldır bu topraklarda kök salmışız. Biz bir yerden gelmedik. Bu toprağın asli unsurlarıyız. Bu bu coğrafyada doğduk. Buraya aitiz ve burada eşit özgür yaşamak istiyoruz. Onun için 21. yüzyılda yani uzay çağında artık teknolojinin her şeyin değiştiği bir başka çağda hala gelip dilimizi kabul etmeyen bir sistemin içerisinde mücadele etmenin kendisini gerçekten anlamak mümkün değil. Bu kadar dilimizden korkan, bu kadar kültürümüzden korkan korkan bir anlayışı da anla, anlamlandırmak mümkün değil. Dil bölen bir şey değil. Dil ayrıştıran bir şey değil, kültür ayrıştıran bir şey değil. Aksine bir zenginlik ee, ve biz bunlardan vazgeçerek nasıl biz olabiliriz? Bu anlamıyla tam bir e, nasıl diyeyim? E, her şeyimize e, saldıran bir anlayış var. Bunun karşısında durmak lazım. Bunun karşısında direnmek lazım. Buna karşı dili, kültürü, tarihi daha çok sahiplenmek lazım. Günlük hayatın içerisinde daha fazla konuşmak lazım. Bugün evet e, büyük bir aslında asimilasyon politikası var ama bununla beraber bir oto asimilasyon da var. Yani artık Kürtler e, mevcut sistemin dayatmaları nedeniyle kendi evlerinde bile çoğu zaman Kürtçe konuşamaz hale gelmişler. Örneğin biz parti olarak buna yönelik tedbirler aldık. İşte bu dönem Dil Kültür Komisyonumuz var. Dil çalışmaları yapıyor. Dilin farklı lehçelerinde Kürtçenin sadece Kırmancı değil aynı zamanda Zazaki lehçesinde, Kırmancıki lehçesinde de çalışmalar yapıyor. Ee, kendi metinlerimizi iki dilli yayınlıyoruz. Hem Türkçe hem Kürtçe yayınlıyoruz. Toplantılarımızı iki dilli yapıyoruz. Toplantılarımızda artık simultane tercüme yaparak Kürtçe konuşmanın önünde ki bir engelleri toplantı dilinin sadece Türkçe olmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizim en azından parti olarak kendi çapımızda aldığımız önlemler var. Yeter mi? Yetmez. Çok daha fazlasını e, yapmak gerekiyor. Bu anlamıyla Kürt dilinin yaygın kullanılması, her yerde kullanılması, parti içerisinde bir yaşam dili, bir gündelik hayat dili olarak yaşaması hepimizin önceliği olmalı ki bu dilimiz yaşayabilsin, kültürümüz yaşayabilsin ve yeni kuşaklarla buluşsun. Bütün bu saydıklarınız herkese bir sorumluluk yüklüyor. Nedir o sorumluluk? Siyasetçiler Kürt dili ve diğer dillerin yaşaması için bir siyasi alanda mücadele yürütecekler. Toplum en başta dilini yaşatmak e, konusunda dilin yaşaması, dilin öğrenilmesi, yeni kuşaklara aktarılması noktasında bir hassasiyet gösterecek ve toplumsal bir talebe dönüştürmemiz gerekiyor. Bugün Kürt dilinin kamusal alanda kullanılması ve eğitim dili olarak kullanılması için bir toplumsal talebi yükseltme ihtiyacı var. Yani hep beraber hepimiz bunu talep etmeli, bunun mücadelesini yürütmeliyiz. Ancak o koşullarda işte Kürtçenin eğitim dili olması, Kürtçenin kamusal hayatta kullanılması gibi bir yere doğru yol alabiliriz yoksa sadece bunu bir serzeniş olarak söylemek ya da sadece böyle bir tespitte bulunmak e, yetersiz kalacaktır. Örneğin şimdi okullarda Kürtçe seçmeli ders var yani mesela yeterli midir? Asla yeterli değildir. Çünkü biz e, ana dilinde eğitimi savunan bir yerde şey yapıyoruz ama buna rağmen mesela böyle bir ince politika var. Şimdi söyleseniz biz Kürtçe eğitiminin önünü açtık diyorlar ama atanan öğretmen yılda 1-2'yi geçmiyor. Derslik sayısına bakıyorsunuz, yine yok. Talep eden öğrenciler bu dili, yani bu e, hizmeti alabiliyor mu? Bu Kürtçe e, dil e, eğitimini alabiliyorlar mı? Hayır, neden? O zaman da sınıf yetersiz deniliyor, öğretmen yok deniliyor. Başka seçmeli derslere yöneliyor. Bu anlamıyla bir sorun var. Biz kendi ana dilimizi e, seçmeli bir ders olarak öğrenmek istemiyoruz. Ana dil kişiye sıkı sıkı bağlayabiliyor olan insan olmaktan kaynaklı çok temel bir hak. Ana dilinde eğitim de, ana dilinde kamusal hizmet de çok temel bir hak ve bunu bu temelde mücadelesini yürütmek ve verilenle yetinmemek gerekiyor. Yani bugün bazı çevreler diyor işte Kürtçe seçilmiş, e, Kürtçenin seçmeli olması bir kazanımdır. Ya küçücük bir kazanımdır ama asla temel bir kazanım değildir. Bu devletin bizim ağzımıza çaldığı bir parmak baldır. Neden? Ana dilinde eğitim vermemek için seçmeli dersi koyup oradan aslında toplumu avutmaya bu hakkın önüne, bu talebin önüne set kurmaya çalışıyor. Onun için talebimiz çok açık ve nedir? Ana dilinde eğitimdir, ana dilinde kamusal hizmettir. ve bunun aması, fakatı, lakini olmaz, ertelenemez, ötelenemez. Ama toplumun da bu talebi e, açığa çıkarması, e, yükseltmesi gerekiyor. Siyasetin de bu talebe sahip çıkması gerekiyor. Öncelikle sayın Öcalan hem Türkiye'nin hem yani Kürt sorununun demokratik barışçıl yollardan çözülmesi konusunda e, muhataptır. Bu açık ve net baş müzakereci pozisyonundadır ve bir sorun çözülecekse yani Kürt sorunun çözülmesi gibi bir niyeti varsa Sayın Hocalan üzerindeki tecritin mutlak tecritin hızla kaldırılması gerekiyor. Onun güvenlik, özgürlük ve sağlık koşullarının sağlanması gerekiyor. Sağlıklı bir ortamda bu müzakere sürecini yürütebilmesi için. Diğeri Sayın Hocalan çok uzun bir süredir İmralı'ya getirildiğinden beri aslında Kürt sorunu barışçıl demokratik çözümü için yoğunlaşmaları olan, barış konusunda önermeleri olan bir yerde duruyor. Bu anlamıyla barış aklının aslında tecrit altında olduğunu barış fikrinin tecrit altında olduğunu Sayın Hocalan'ın tecritiyle ifade etmemiz gerekiyor. Bugün Sayın Hocalan'ın görüş ve düşüncelerinin toplumla buluşması, Kürt halkıyla buluşması kamuoyuyla buluşmasının sadece e, e, Türkiye'nin e, aslında içinde olduğu girdap açısından değil sorunun çözümü açısından çok pozitif etkileri olacağını görmek gerekiyor. En nihayetinde toplum üzerindeki etkisi biliniyor. E, e, bu anlamıyla kamuoyundaki aslında etkisi de biliniyor. En son işte Bahçeli dedi işte gelsin e, meclis kürsüsünde konuşulsun. Bu anlamıyla e, rolü çok önemli. Gerçekten bu, bunu Kürt sorununu çözümü meselesinden de öte bir yerde de temel bir insan hakkı olarak da ifade etmek gerekiyor. Yani Sayın hocalan evet herhangi biri değil. Tabii ki asla ve asla ee, bu tecrit altında e, zaten koç şey yürütülemez süreç yürütülemez ama bundan bağımsız olarak da söylüyoruz ya yani 44 aydır ya da işte 99'dan beri neden bir ada hapishanesinde tutuluyor neden tecrit altında tutuluyor neden Türkiye kendi hukukunu uygulamıyor kendi ceza infaz yasasını uygulamıyor uluslararası sözleşmelere neden uymuyor sorusunda sormamız gerekiyor. Bu çözümden bağımsız soru, sorulması gereken bir şey çünkü ortada büyük bir hukuksuzluk var. Tecrit işkencedir diyoruz. İşkence insanlık suçudur diyoruz. E, mütemadiyen bu işken, insanlık suçuna e, işleniyor. Gözlerimizin önünde işleniyor. Yani mecliste 10 bin defa söylemişizdir bunu. Ses çıkaran yok. Şimdi bir, bir böyle bir yönü var bu işin. Diğer yönü de tabii ki barışla olan e, ilişkisi. Kürt sorunun demokratik çözümü, Orta Doğu barışına sunacağı katkının her birisi çok çok önemli. Bu nedenle de e, derhal e, tecritin kaldırılması. Gerçekten e, Kürt sorunu açısından görüş ve düşüncelerini özgürce kamuoyuyla e, Türkiye halklarıyla paylaşabileceği bir zeminin açığa çıkarılması gerekiyor. Güvenet aslında 2016'dan beri AKP kayyum rejimiyle Türkiye'yi yönetiyor. E, önce Kürdistan'da işte bizim belediyelerimize bu kayyum atama meselesi geldi. Ve biz o zaman şunu söyledik. Bu haksızdır, bu hukuksuzdur. Halkın iradesini gasp etmedir. Kayyum ranttır, talandır. Ee, bu bir yönetme biçimidir, AKP'nin yönetme biçimidir. Seçimde yenemediğini, sandıktan çıkaramadığını zorla e, gasp etmedir dedik ve o zaman ne yazık ki Türkiye'nin e, batısından ciddi bir destek göremedik. E, bu anlamıyla. E, bunu belirtmek gerekiyor. Ve biz o zaman da şunu söylemiştik. Bugün Diyarbakır'a, işte Mardin'e, Van'a ya da bir Muş'a kayma atanması demek. Yarın İzmir'e, Muğla'ya, Adana'ya kayım atanmasının yolunu açıyor. Bu bir hukuksuzluk ülkenin herhangi bir yerinde yaşanıyorsa o asla orayla sınırlı kalmaz. Bu Türkiye'nin her yerine yayılır, bu genelleşir, yaygınlaşır dedik. Çok ciddiye almadılar ama günün sonunda geldiğimiz yerde hem 2019 yerel yönetim seçimlerinde e, birinci turda kaybedince ikinci tura kadar kayyum atadılar İstanbul Belediyesi'ne. Hem de şimdi Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atadılar. Bu bir kastır tabii ki. Niye saldırı var burada? Özellikle kent uzlaşısıyla yani Esenyurt'taki bütün dinamiklerle, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve çevrelerle yapılan bir uzlaşıya yönelik saldırı var. Çok açık ve net. AKP şunu diyor yan yana durmayın ittifak yapmayın yan yana durduğunuzda ittifak yaptığınızda bana kaybettiriyorsunuz. Öncelikle bu uzlaşıya bu ittifaka bir saldırı olduğunu altını çizelim. İkincisi Ahmet Özer'in Kürt kimliği üzerinden kriminalize edilme meselesi var. Yani bir profesördür, dekanlık yapmış, rektörlük yapmış ama bütün bunların hiçbir önemi yok. Günün sonunda nedir önemli olan Türkiye kamuoyu açısından kriminalize bir e, mesele olması bakımından Kürt olmasıdır. Kürt olması üzerinden e, CHP'liysen de eğer Kürt'sen hedef gösterilebilirsin belediye başkanlığı koltuğundan edilebilirsin. Uyduruk e, gerekçelerle, uyduruk iddialarla tutuklanıp cezaevine konulabilirsin Bütün Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bütün Türkiye'ye bu e, kayyum rejimini dayatmaya çalışıyorlar. O anlamıyla e, kabul etmediğimizi asla meşru olmadığını siyasi bir operasyon olduğunu hukuki bir yönünün olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Tabi buradan aynı zamanda Muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu da görmek gerekiyor. Yani bu mesele aslında muhalefeti bölme, e, bu anlamıyla ittifak yapma zeminlerini ortadan kaldırma, dayanışma zeminlerini ortadan kaldırma, deyim yerindeyse aslında böl, parçala, etkisizleştir politikasının temel bir yansımasıdır. Onun için Van'da nasıl birlikte direndiysek, Van'da nasıl birlikte itiraz edip kazandıysak, hakkımızı yedirmediysek, halk nasıl iradesine sahip çıktıysa, Bugün Esenyurt'ta da yapılması gereken budur. E, birlikte e, kazanılmış bir belediyedir. Birlikte savunulması ve birlikte geri alınması gerekir. Asla ve kata rıza gösterilecek bir mesele değildir.